Merhabalar, hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. İktisadi dayanışma olarak yeni çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Dilerim, hayırlı uğurlu olur. Biz istedik ki yeni bir oluşum içerisindesiniz. Bu yeni oluşumu, yeni mali müşavirler grubunu tam tanım dedik. Yani yürütme kurumunda kimler var? Niçin böyle bir grup kurma özelliğine sahip olduğunuzu gereksinme duyduğunuz? Niçin yeni mali müşavirler grubu oluştu? Lütfen Hüseyin Bey, bilgi verin. Niçin gereklidir? Teşekkür ederim bu özelliğiniz için. Ben sözlerime başlamadan önce özellikle İktisadi Dayanışma'ya çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim meslek mensupları olarak mesleki kamuoyuna tanıtılması ve diğer kamuoyuna tanıtılması açısından gerçekten mesleğimize çok değer katıyorsunuz. Ve bunun için sizi ve ekibimizi kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Şimdi tabii ki yeni bir süreç başlıyor. Bizler uzun yıllardan beri Çağdaş Demokrat Mahsebeciler Birliği grubu içinde yönetsel kademelerde gerekse de İstanbul Mali Müşavirler Odası'ndaki yönetsel kademelerde görev almış kişileriz. Tabii ki meslek mücadelemizde 26 yıllık bir süreci geride bırakıyoruz. Geçen bu 26 yıllık süreçte kayıp kazanç tablomuzu ortaya koyduğumuz mesleki haklar konusundaki kayıp kazanç tablomuzu ortaya koyduğumuzda maalesef ki kayıplarımız çok daha fazla. Biz 1989'da meslek yasamız çıktığında o yıllarda 3568 sayılı kanunda belirtilen mesleki faaliyetlerini defter tutmak, beyanname bildirge göndermek ve diğer konular vardı. Ama biz 26 yıl geçmesine rağmen hala defter tutan, beyanname bildirge gönderen bir mesleki faaliyet süreci yaşıyoruz. Doğal olarak geçen bu süreçte maalesef ki mesleğimizi dünyadaki global gelişmeler paralelinde farklı noktalara götüremedik. Şimdi doğal olarak yeni mali müşavirler grubu neden kuruldu sorusunun cevabı burada. İşte biz bugün gelinen noktada 26 yıllık süreçte statükocu yöneticilik olgusundan dolayı oluşan yönetsel tükenmişliğe karşı yeni mali müşavirler grubu olarak bu oluşumu oluşturdu. Yine biz 26 yıllık süreçte dünyadaki global gelişmeler karşılığında Türkiye'de değişen mevzuat içinde mesleki faydanın olmadığını, gelişmelerin mesleki faydaya dönüşmediği için yeni mahsebeciler grubu olarak ortaya çıktı. Bugüne kadar maalesef ki demin bahsettiğim gibi defter tutmanın ötesinde yeni bir iş alanı yaratamadık. Yeni iş alanları yaratılmadığı için yeni mali müşavirler grubu olarak bir giriş yapmak istiyorum. Siz kısmet olur da oda seçimlerinde göreve geldiğiniz an birçok yenilikler yapacaksınız. Yani evet. Meslek mensuplarını ne şekilde açmak istiyorsunuz? Niçin meslek mensupları yeni mali müşavirler grubuna oy versin? Şimdi biz sorunları tartışan, sorunları konuşan bir... Yani şu anki yönetimden apayrı bir özelliğiniz olması gerekecek. Onu demek istiyorum. Evet. Biraz açar mısın lütfen? Evet. Biz sorunları konuşan, sorunları tartışan bir anlayıştan uzak, çözümlere odaklı bir anlayış içindeyiz. Hedeflerimiz ve ilkelerimiz de bu temelde kurulmuş durumda. Şimdi biz bugüne kadar statik bir yapıya bürünmüş olan mesleki faaliyet alanlarını genişleterek tüm kamuoyunun bu meslek mensuplarından faydalanmasının sağlanması yönünde mücadele vereceğiz. Bugün yeni Türk Ticaret Kanunu'nda
yapılan düzenlemelerle bağımsız denetim artık her alanda uygulanması gerekiyor. Maalesef ki meslek örgütleri olarak gerekli kamuoyunu oluşturamadığımızdan dolayı bağımsız denetimi dar bir çerçevede tutabildik. Yani bugün ilk kanundan çıkış amacı tüm anonim şirket, limited şirket, kooperatifler, diğer kurumları kapsarken yapılan baskı gruplarının yaptığı çalışmalarla maalesef ki bu alanı genişletemedik. Oysa ki bugün meslek mensuplarının büyük bir kısmı hala defter tutan, beyanname ve bildirge gönderme faaliyetleri içinde bulunmaktadır. Tabii ki bugün ülkemizde çok dar kapsamlı bağımsız denetim yapılıyor olsa bile bunu yapan belirli bir kesim. Onlar da bizim meslektaşımız. Ama biz istiyoruz ki meslektaşlarımız artık bağımsız denetim konusunda gerekli donanımlara, gerekli mesleki bilgiler konusunda eğitimleri noktasında çalışmalar içinde olsun. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Dün Turmok ve Oda Başkanları Gönül ve Ticaret Bakanlığı'nı ziyaret ettiler. Ve yapmış oldukları ziyarette anonim şirketlerin ve kooperatif üst birliklerinin bağımsız denetime tabi tutulmasına konuştular. Ama yarın anonim şirketler ve kooperatif üst birlikleri bağımsız denetime tabi tutulduğundan bugüne kadar mesleki faaliyetlerini defter tutma üstüne sürdüren meslek mensupları nasıl gidip tutacaklar? İşte diyoruz ki biz yeni mali müşavirler grubu olarak geldiğimizde tüm üyelere ücretsiz hiçbir eğitimi parayla satmadan özellikle bağımsız denetim TFLS eğitimlerini vereceğiz ve bu konudaki yazılım programlarında meslek mensuplarına özellikle meslek örgütünün yazılımlarıyla beraber desteklenmesini sağlayacağız. Teşekkür ediyorum. Peki yeni mali müşavirler grubunun içeriği ne olacak? Açar mısın lütfen? Tabii ki yeni mali müşavirler grubunun ilkeleri bir kere kişisel yöneticilik olgusunu reddeden kişisel faydadan uzak bir anlayışta olacaktır. Kolektif düşünceyi özümseyen, üretken, adil, yeni fikirlere ve değişime açık bir anlayışta olacaktır. Yeni mali müşavirler grubu şeffaf, paylaşımcı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla mücadelesini sürdürecektir. Her şeyden öte yeni mali müşavirler grubu pasifize olmayan, boyun eğmeyen, kavgasını veren ve mesleki kazanımları söke söke alan bir grup mücadelesiyle bir yönetim anlayışıyla ortaya çıkacaktır. Peki bunun yanında şu an siz bugün önce söylüyorum. Sayılan sorular. Aslında bugün sizin yeni mali müşavirler grubunun bir kendi aranızda bir toplantısı var. Bize böyle kısa ve öz bilgiler verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Son olarak toplantınızda ben ömer kaydıyla çünkü kısa olursa sizden bir talebimiz olacak zamanla. Geniş kapsamlı bir söyleşi yapalım. Son olarak vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Şimdi biz yaklaşık 6 aylık bir süre çerçevesinde bu örgütlenme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Grubumuzun adını koyduk. Web sitemiz oluştu. Sosyal medyada tanıtımımızla ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve biz bugün burada İstanbul genelinde genişletilmiş yürütme kurulu toplantısını yapıyoruz. Hemen hemen tüm ilçeleri kapsayan bir katılımla önümüzdeki süreçteki çalışmalarımızı değerlendireceğiz. Ve önümüzdeki günlerde daha geniş katılımla bir tanıtım toplantısıyla da kamuoyuna ve basına kendimizi lanse edeceğiz. Sayın Fırat, yeni mali müşavirler grubu olarak ben akladım. Hedefleriniz neler? Lütfen açıklar mısınız? Şimdi az önce bahsettim.
biz sorunları biliyoruz. Sorunlara yönelik çözümsel mücadele için buradayız. Biz eğer yönetime geldiğimizde ilk hedeflerimiz olarak bir kere mesleğe girişlerin sınırlanmasını ve mesleğe girişlerin iş potansiyeline göre planlanmasını sağlayacağız. 3568 sayılı kanunda belirtilen ünvanlarımızdaki serbest sözcüğünü çıkaracağız. Yani mali müşavir, yeminli mali müşavir olarak ünvanlar kalacak. Yine bugün ihtiyaç duyulan meslekte uzmanlaşma ve kurumsallaşma yönünde altyapı çalışmalarını sağlayacağız. Özellikle meslek mensuplarının uzmanlaşması ve kurumsallaşması konusunda meslek örgütünün kaynaklarını meslek mensuplarının lehine etkin kullanacağız. İş geliştirme projeleriyle yeni iş alanlarının yaratılmasını sağlayacağız. Yine eğitim stratejilerini belirleyeceğiz. Yani meslek mensubunun bugün hangi konularda eğitimi varsa o konularda eğitimi yoğunlaştıracağız. Bakın az önce söyledim. Bir bağımsız denetim kapımızın önünde ama maalesef ki meslek örgütlerimiz bağımsız denetim ve TFLS uygulamaları konusundaki eğitimleri etkinleştirmiyor. Hatta bu eğitimler İSMO Akademi çatısı altında ücretle satılmaya çalışılıyor. Oysa ki bizim temel hedefimiz şu. Üyeden aldığımız aidatı son kuruşuna kadar üyenin kişisel gelişimi ve mesleki gelişimi için harcayacağız. Yine kamu kurumlarıyla olan ilişkilerimizi daha kazanımcı bir anlayışla sürdüreceğiz. İletişimlerimizi sürdüreceğiz. Beraber ortak proje çalışmalarıyla mesleki sorunların çözümünü etkinleştireceğiz. Sorunlarımızı en aza indirgeyeceğiz. En büyük sorun bağımlı çalışan meslek mensuplarımızın sorunu. Bugün bağımlı çalışan ve 10 yılın üstünde kıdemli olan meslek mensuplarımız maalesef ki 2000 ve 3000 lira aralığında zor iş bulabiliyorlar. Oysa ki bugün bağımlı çalışan meslek mensuplarımıza ilişkin bir tavan ücret uygulaması getirilmektedir. Yine bağımlı çalışan meslek mensuplarımızın hak ve yükümlülüklerinin korunduğu bir yönetmelik yayınlanması gerekir. Yani doğal olarak bugüne kadar ihmal ettiğimiz bağımlı çalışan meslektaşlarımızın haklarını koruma noktasına getireceğiz. Bugün mesleki faaliyetler olarak çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Örneğin tahsil etmediğimiz bir mesleki faaliyet ücretinin makbuzunu düzenlemek zorundayız veya faturasını düzenlemek zorundayız. KDV'sini müşteriden tahsil etmesek bile ödemek zorundayız. İşte diyoruz ki KDV konusunda tevkifat getirilmelidir. Oradaki KDV yükü meslek mensubunun sırtından kaldırılmalıdır. Yine meslek mensubunun mesleki faaliyetlerden doğan ücretlerinin finansal sistem veya bankacılık sistem üstünden tahsil edilmesi sağlanmalı. Bugün en temel sorunlardan bir tanesi meslek mensuplarının mesleki faaliyet sürecindeki mücbir sebep durumları maalesef ki çok açık değil, çok belirtilmemiş. İşte düzenlenen, taslak halinde olan yeni vergi kanunlarında meslek mensupları açısından mücbir sebeplerin daha açık, net bir şekilde ortaya konmasını sağlayacağız. Son olarak da son günlerde yaşanan ve meslek mensuplarının vergi inceleme karşısındaki sorumlulukları ciddi tehlike oluşturmaktadır. Biz diyoruz ki meslek mensubu müşterilerinin incelenmesinden doğan vergi kayıp ve kaçağında sadece 3568 sayılı kanundaki sorumluluk çerçevesinde veya meslek mensubu müşterisiyle yapmış olduğu sözleşme içeriğinde sorumlu olsun. Doğal olarak müşterinin her faaliyetinde meslek mensubu doğruluk denetimi noktasında sorumlu olmasın. Biz uygunluk denetimi noktasında sorumluluğu kabul ediyoruz. En önemli olay da
Oda Yönetim Kurulu, eğer biz gelirsek, Oda Yönetim Kurulu her yıl faaliyetlerinden dolayı şeffaflık raporu açıklamaktadır. Biz yine yeni mali müşavirler grubu olarak geldiğimiz anda Oda Yönetim Kurulu Başkanı'na muhalefet grubundan olmasını isteyeceğiz. Bu açıklamayı sen mi yapacaksınız? Herkesin izlemesi, görmesi. Tabii ki. Biz tüm faaliyetlerin denetimine açık olacağız. Sadece finansal tabloların değil. Oradaki ihale alımları, personel alımları ve mesleki çalışmalar, eğitim planlanması, harcamalar, tüm bu konularda özellikle de bağımsız denetimden geçmiş faaliyetlerimizi şeffaflık raporuyla tüm kamuoyuna sunacağız. Eğer bizler muhasebe meslek örgütleri olarak bunu yapmazsak diğer kurumlardan şeffaf olmalarını maalesef ki bekleyemeyiz. Bir şey soracağım. Mesleğe ilgi gerçekten çok büyük. Gençlerimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz stajını yapıyor. Belgesini alma konumuna geliyor ve alıyor. Bence artık vali müşavir. Ege'nin ilgiye göre sizler de mutlaka sizlerin de bilgisi var gibi. Şirketleşim ne? Evet. Herhangi bir meslektaşın yanında çalışım ne? Yani piyasayı kırmadan adam. Sizin bu gençlerimize, yeni meslektaşlarımıza ne gibi önerileriniz olacak? Veya bu kadar ruhsat alınmasına taraf mısınız? Karşı mısınız? Şimdi tabii ki hak eden tüm meslektaşlarımızın bu ruhsat almasını istiyoruz. Ancak daralan iş potansiyeli karşısında artan meslek mensubu sayısı maalesef ki haksız rekabeti getiriyor. Şimdi doğal olarak bugün büyük paralar harcayarak staj yapan ve ruhsatını alan meslek mensuplarımız maalesef ki piyasaya çıkıp iş aramaya başladıklarında hayal kırıklığına uğruyorlar. Çünkü bugün verilen ücret 1500, 2000, 2500 civarında. Şimdi ben yeni meslek mensuplarımıza şu öneride bulunmak istiyorum. Gerçekten gelecek rekabetçi bir ortam. Ve bu çerçevede bir yabancı dil bilmesi, uluslararası finansal raporlama standartlarını bilmesi, ERP programlarının kullanımı konusunda artık uzman olması gerekecek. Aksi takdirde sadece tek düzen hesap planını bilerek muhasebe meslek faaliyetlerini sürdürmesi çok fazla o meslek mensubu açısından başarılı olmayacak diye düşünüyorum. Doğal olarak global gelişmelere açık ve dünyada kullanılan ortak muhasebe dilini benimsemiş, kavramış bir niteliksel yapı ile bu mesleğin artık icra edilmesini düşünüyorum. Da hepimiz doluyuz. Aklıma giden bir şey var. Yönetime gelirseniz genelde ortalama bir meslek mensubu bu mesleği kaç şimdi ifa ediyor? Bir. İfa edemeyen yaşlandı. Belli bir güvencesi yok. Veya vefat etti. Allah gecinden versin. Onların çocukları için herhangi bir fon ayırmayı düşünüyor musunuz? Bir çalışmanız olacak mı? Şimdi tabii ki bugün meslek mensubunun mesleki faaliyetleri ne kadar süre ifa edebilmesi değil, ona paralel olan o ekonomik yapının ne kadar uygun olması önemli. Şimdi bugünkü koşullarda maalesef ki meslekte angaryalar çok yoğun. Ve meslek mensuplarımız şu an ciddi anlamda kalp rahatsızlığı, mide rahatsızlığı ve yani dilim el vermiyor söylemeye, kanser hastalıklarıyla baş başa. Her şey bizim için. Evet, her şey bizim için. Ama bunun temel sebeplerinden bir tanesi maalesef mesleki yoğunluk, angaryalar ve stres. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Ayın 24'ü KDV beyannamesinin son günüdür. Bakın ayın 24'ünde o iş anlarında apartman dairelerindeki muhasebe ofislerinin çoğunun lambası yanıyor. Gece geç saatlere kadar iş yetiştirme peşinde koşuyorlar. Örneğin, tabii ki bunlar bizim işimiz yapacak ama bir TÜİK formlarını doldurmak maalesef bizim işimiz değil. Çünkü biz zaten bu bilgileri elektronik ortamda gerek sosyal güvenlik
Bakanlığı'na, gerek Maliye Bakanlığı'na, gerek Ticaret Bakanlığı'na gönderiyoruz. Yani TÜİK istese bu ihtiyaç duyduğu dataları bu kurumlardan alabilir. Ama maalesef kolaya kaçarak o kurumlardan almak yerine emri vaki yaparak ve idari para cezaları koyarak meslek prensibinden talep etmek. Ve bunlar da ciddi anlamda meslek mensupları açısından bir sıkıntı, bir stres yaratıyor. Sayın Fırat, şurada ben soruma yanıt alamadım. Ruhsatnamelerimiz pişiyor. Herkesin kendi ait bir teyze üyeti varsa, kimliği varsa, yarın Allah korusun vefat et. Çoluğu çocuğu rezil olmamaz için. Onlar için bir fonumuz olacak mı? Fonumuz olacak mı? Yani gelip biz bu aileyi, 3 kişilik aileyi, 2 kişilik aileyi, 6 ay, 1 yıl idame ettirebiliriz. Çok özür dilerim. Haklısınız. O sorunuza cevap vermedim, atladım. Şimdi size şunu söyleyeceğim. TURMOM'un, üst meslek örgütümüzün bilançosuna baktığınız zaman pasifinde fonların altında meslek mensupları için ayrılmış 60 trilyon lira yeni parayla 60 milyon liralık bir kaynak var. Şimdi aslında bu kaynakların kullanım amacı bahsettiğiniz gibi yani ileriki dönemlerde mesleği yapamayacak durumda olan meslek mensuplarının var olması veya sorunların çözmesi açısından kullanılması gereken fonlardır. Ama bugün baktığınızda bu fonlar karşılığı aktifte duran varlıkların içinde, binalarda veya diğer alacakların içinde. Evet, biz geldiğimiz zaman bu vakıflarla dernekler çatısı altında oluşturulacak fonlar olmayacak. Özellikle altını çizerek söylüyorum. Denetime tabi TURMOK ve oda çatısı altında bir fon olacak ve bu fonlar en etkin bir şekilde kullanılacak ve bu fonlar ihtiyaç olan meslek mensuplarının sağlık hizmetlerinde, eğitim hizmetlerinde, hatta yeni büro açan meslek mensuplarının ofislerinin donanımlarında, yazılımlarında ve mesleki gelişmelerinde harcanması lazım. Yani bu proje bugün meslek örgütümüzde var. Bugün yeni ruhsat alan tarım adamı diyorsunuz yani. Bilançoda duruyor. Bakın 31.12.2014 tarihli TURMOK bilançosunda baktığınız zaman pasifte yaklaşık 60 milyon lira, 60 trilyon lira eski parayla fonlar var. Bu fonların soruyorum ben size ne kadarı meslek mensupları veya rahatsız olan mesleği yapamayacak durumda olan meslek mensuplarının için kullanmıştır. Ben görmediğim, duymadığım için sorma gereği evet. Nasıl oluyor? Ya da mesleki gelişme adına meslekle önümüzdeki süreçte bir bağımsız denetim geliyor, meslekle önümüzdeki süre bir finansal raporlama geliyor diyoruz ki biz. Artık meslek örgütünün yazılım programı LUKA bağımsız denetim yazılımını da yapmalı, raporlama yazılımlarını da yapmalı ve bunları meslek mensuplarına ücretsiz dağıtmalı. Teşvik niteliğinde dağıtmalı, destek niteliğinde dağıtmalı. Yani bu fonlar sadece sağlık sorunu olan meslek mensuplarımıza değil, mesleğin gelişimi açısından da etkin kullanılmalı diye düşünüyoruz. Ve gelirsek de bu projeler üstünde yoğun çalışmalar göstereceğiz. Ben zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tekrar başarılar. Sağ olun. Hayatınıza sağ olun. Hayatınıza sağ olun. Çok teşekkür ederim.